Çocuklar merhabalar. Bütün ünitelerimizi bitirdik biliyorsunuz ki. Online derslerde de anlatmamız gerekenleri anlattık. Hani şu an tekrar sürecindeyiz. Ben de bir konu seçtim. İnsanlar, yerler, çevreler. Bununla ilgili soru çözeceğim bugün. İlk soruyla başlıyorum. Siz de hazırsanız eğer. Evet, görselde verilen yeryüzü şekli için hangileri doğrudur diyor. Şimdi çocuklar, bu bir delta. Direkt söyleyeyim. Bu bir delta ovası. Bir akarsu geliyor. Gördüğünüz gibi burada yayılıyor ve denize akıyor. Biz şu alanı özellikle delta diyoruz. Ne işe yarar bu delta alanı? Tarım yapmak için çok kullanılan bir alandır. Delta ovası olarak adlandırılıyor. Biz de yalnız 2'yi seçiyoruz. Delta ovası yalnız 2. İkinci soruya geldim. Türkiye fiziki haritasında verilen aşağıdaki renklerden hangisi en yükseği gösterir? Arkadaşlar, bir kere sarı renk platoları gösteriyordu, orta yükseklik. Yeşil renk en düz yerleri, en alçak yerleri, yani ovaları gösteriyordu. Mavi renk denizleri, su kaynaklarını, gölleri gösteriyordu. Kahverengi de dağları gösteriyordu. Dağlar en yüksek yerler olacağına göre kahverengi benim aradığım cevap. Gelelim bu soruya. Üçüncü soru. Haritada numaralandırılarak verilen yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi çocuklar, tek tek gidiyorum. 2 numaralı yerde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Doğru. 1 numaralı yerde her mevsim yağış vardır. Doğru. 3 numaralı yerde yerin bitki örtüsü makidir. Doğru. Evet. Maki Akdeniz'de olduğu için. 4 numaralı yerde kışlar soğuk ve karlıdır. Çocuklar, burada çok soğuk ve karlı geçmez kışlar. Daha çok şu bölgede soğuk ve karlı geçiyor. Dolayısıyla 4 numara yanlış olmuş oluyor. Geldim bir sonraki soruya. Görselde verilen ve ev yapımında genellikle ahşap malzemenin, görüyorsunuz siz de evler genellikle ahşap, odun da diyebiliriz, malzemenin kullandığı bölgemiz hangisidir? Çocuklar, bu konuyu anlatmıştık. Karadeniz bölgesi ormanların çok yoğun olduğu bir bölge olduğu için en çok burada ev yapımında ağaçlar kullanılıyordu. Ya da odun mu dersiniz, ahşap da diyebilirsiniz. O yüzden Karadeniz bölgesi ahşabın en çok kullanıldığı yerdi. Bir başka sorudayım. Diyor ki, şekildeki bilgiler dikkate alındığında nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Bahsedilmemişi bulacağım. Diyor ki, Karadeniz bölgesinde Bahra ve Çarşamba delta ovaları nüfusun burada yoğunlaşmasını sağlar. Deltalar nüfusun yoğunlaşmasını sağlamış. Ege bölgesinde İzmir'in doğal bir liman olması, limanlar sanayi ve ticaret kenti olmasını sağlamış diyor. Akdeniz bölgesinde Antalya'nın kış ılıklığı ve geniş deniz koyları buranın nüfusunu arttırmıştır diyor. Neyden bahsedilmemişten bahsetmiş. Ulaşım, sanayi, ticaret. Arkadaşlar bakın, liman, sanayi, ticaret burada var. Yani buna ulaşabiliyorum. İklim özellikleri ve turizm. Bakın, Antalya kış ılıklığı diyor. Denizlerdeki koylar diyor. Bu da var. Doğal afetlerin azlığı. Bundan bahsetmemiş. Verimli tarım arazileri diyor ki, bakın, Çarşamba, Bafra ovaları, Delta ovaları var diyor. Yani bu da var, bu da var. Bir tek doğal afetlerle ilgili bilgi vermediği için bu yok. Onu seçmiyorum. Evet. Yukarıdaki görselde verildiği gibi Antalya ilimiz Türkiye'de orman yangınlarının en fazla olduğu yerlerden biridir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi daha çok neden olmaktadır? Antalya'da yaz aylarında çok fazla yangın görülüyor çocuklar. Bunların birçoğu da maalesef insanlar yüzünden çıkan yangınlar. Tabii ki o bölgenin iklim özellikleri de burada etkili. O iklim özelliği de ne? Dağların denize dik olması mı? Hayır. Turizm bölgesi olması mı? Hayır. Yani bu durum tabii ki, turizm bölgesi olması şu anlamda yangınları arttırabilir. İşte orada piknik yapan insan sayısının artması, mangal yapan insan sayısının artması, turizm bölgesi olması nedeniyle de arttırabilir ama direkt benim sorumun cevabı olmuyor. Denize kıyısının olması değil ama yaz kuraklığının çok olması, işte bu yaz aylarında özellikle de Antalya'daki orman yangınlarının çok olmasına neden oluyor. Yaz kuraklığının çok olması. Çünkü ağaçlar kuruyor, çalılar kuruyor. En ufacık bir ışık yansımasında, en ufacık bir kıvılcımda hemen yangın çıkıyor, oralar tutuşuyor. 7. soruya geldim çocuklar. Diyor ki, sel felaketinin bu iki bölgede daha çok oluşmasında durumlardan hangilerinin neden olduğu savunulabilir?
Sel, aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarıdır. Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte Marmara ve Karadeniz'de daha fazla görülüyormuş. Marmara ve Karadeniz'de sel felaketleri daha çok oluyor. Durumlarından hangilerinin nedenlerinin olduğu savunur. Yani bu iki bölgede diyor, neden diyor sel çok fazla. Marmara bölgesinde şehirleşmenin çok olması. Evet çocuklar, Marmara'da her yere ev yapmak, işte suyun gidebileceği bir alan bırakmamak, bu Marmara'daki sellerin nedeni. Karadeniz bölgesinde yağışın bol olması. Evet, Karadeniz'de de çok aşırı yağışlar olduğu için Karadeniz bölgesi sel alanı. Ama her iki bölgenin de Karadeniz'e kıyısı olması bu bir sel alanı olması için yeterli bir sebep değil. Neyi seçeceğim? 1 ve 2, yani C şıkkı. Evet, aşağıdakilerden hangisi görseldeki afetle karşılaşılan bir bölge halkına yapılabilecek yardımlardan biri olamaz? Çocuklar, görselde bir sel alanı var. Sel felaketine uğramış bir yaşam alanı, yaşam yeri. Bu insanlara biz neyle yardım edebiliriz? Barınmada, yani yaşayabilecekleri alanlar yaratmada, evet. Giyimde, evet. Gıdada, evet. Yani yiyecek verebilirim, giysi verebilirim. Başını sokabileceği sıcak bir yer verebilirim. Ama iletişim, hani diğerlerine göre daha ikinci planda kaldığı için aslında iletişim de lazım. Çünkü yakınlarıyla haberleşmeleri de gerekiyor. Ama bu daha ikinci planda kalan bir şey olduğu için iletişimi şu anda almıyorum. Başka bir soru, yine insanlar ve yerler ve çevrelerle ilgili. Mert, bu durumu göllerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasıyla açıklarsa doğru olur? Türkiye fiziki haritasını incelediğimiz zaman Tuz Gölü ve Van Gölü'nün mavinin farklı tonlarıyla gösterildiğini görürüz. Şimdi çocuklar, Tuz Gölü ve Van Gölü mavinin farklı tonlarıyla gösterildiğine göre mavinin tonlarını belirleyen şey neydi? Derinlik. Yani çok derin yerlerde koyu mavi, hatta lacivert kullanılıyordu. Ama kıyıya doğru yaklaştığımızda ya da işte daha sığ alanlarda açık mavi ya da mavinin diğer açık tonları kullanılıyordu. Direkt bilgi sorusu olduğu için direkt cevabı buluyorum. Mavinin tonları suyun derinliğini belirlediği için A şıkkını seçiyorum. 2. Diyor ki bazı özellikleri verilen bu alanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tarıma elverişli alanlardır. Nüfusun çevresine göre fazla olduğu yerlerdir. Yol yapım maliyeti diğer yerlere göre daha düşüktür diyor. Ben de bakıyorum bazı özellikleri verilen bu alanlar için hangisi söylenebilir diyor. Şimdi üçünün ortak olduğu bir özellik bulmam lazım. Engebenin fazla olduğu yerler. Arkadaşlar, engebenin fazla olduğu yerlerde yol yapım maliyetleri artar. Ama burada diyor ki diğer yerlere göre maliyet düşüktür. Demek ki aradığım şey bu değil. Bu değil. Ormanlık alanların geniş yer kaplaması. Tarıma elverişli bir yerse ormanlar öyle aşırı yer kaplamaz. Nüfus çevreye göre daha fazlaymış. Bu da değil. Aradığım cevap değil. Yani bu özellikler ormanların çok olduğu bir yerde olmaz. Çevresine göre alçakta kalıp akarsular tarafından derin yarılmadığı. Kısa bir güzel farkının bulunmadığı. C daha mantıklı geldi. Çevresine göre alçakta. Diyor ki tarıma elverişli, demek ki alçakta bir yer burası. Yol yapım maliyeti de düşük. Demek ki çok yüksek, böyle dağlık bir alan değil. Çevresine göre daha fazla nüfusluymuş. Demek ki akarsu kaynağı da var. C diyorum ben, ama bir de D'yi okuyalım. Kısa mesafelerde büyük yükselti farklarının bulunduğu. Yani böyle tepeciklerin olduğu bir yerdir burası diyor. Bu da bu özellikleri taşımıyor. O zaman Ceyhan olacak arkadaşlar. Bu üç özelliğin ortak olduğu yer çevresine göre alçakta kalıp akarsular tarafından derin yarılmadığı alan olacak. Geldim buraya. Üçüncü soru. Yukarıda numaralandırılarak verilen görsellerden hangisi Karadeniz iklimiyle ilişkilendirilemez? Çay toplayan insanlar ilişkilendirilir. Yağmur ilişkilendirilir. Çorak topraklar ilişkilendirilemez. Ormanlar ilişkilendirilir. O zaman 1, 2 ve 4 ilişkilendirilir. 3 ilişkilendirilemez. Bunu yaptım. Ve son sorudayım arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bölgede görülen iklim koşullarının oluşmasında belirleyici olduğu, yani Doğu Anadolu'nun iklimini belirleyen şey nedir diyor. Ortalama yükselti mi? Büyükbaş hayvancılık mı? Ekonomi, ülkemiz